İbrahim Tatlıses mi? Amına koyayım yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz ya. Vallahi yazık ya. Çıkarıldığında rahatlatan bir... Bu nasıl bir soru ya? Bir şey söyle. Direkt bana sorsa bok der giderim yani. Bak bu kadar. Arkadan deliren sözü. Sıçmak için bile yaşanır. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Ya farklı şeyler aklıma geliyor ama... Evet, içimiz bizim ülkece fesat kardeşim. Bizim aklımıza ilk bok geliyor. Gaz geliyor, osuruk geliyor. Ondan sonra detaylı düşüşüm. Çıkarıldığında rahatlatan. Ne bileyim, kıymık mesela. Bir sürü... Don. Yani, ne? Don. Don. Boxer. Ya bir sürü şey yani. Sivilceden de rahatlayabiliriz. Süt yani don, pantolon. Yani aklına birçok şey gelir de ilk aklına gelen bizim milletin bok abi. Yüz ifadelerinden anlayış. Bunu söylemesem, cevaplamasam daha iyi. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey. Nasıl bir şey? Pantolon. Olur. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey söyler misin? Lavaboya çıkmak yani. Lavaboya çıkmak. Bok değil abi, sen yanlış anladın. Lavaboya çıkmak mesela her türlü rahatlatır. Benim için geğirmek mesela. Çok pis bir insanım. Geğirince çok rahatlıyorum. Az önce kola içmiştim, ondan sonra bayağı şey oldum. Nefes. Nefes alışverişi her zaman için. Nefes, nefes. Ya abi ne alakası var nefes? He, ooo Allah'a şükür'e de bağladı. Allah'a şükür. Vallahi beni hiçbir şey rahatlatmıyor. Ben bunu aldım. İşte. Yediklerimi çıkartınca rahatlıyorum. Yani yediklerimi çıkartınca rahatlıyorum. Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Don. Aynen. Kilotu çıkarttığım zaman rahatlarım. Bayağı farklı bir şey söyledin ya. O don dedi, sen kilot diyerek farklı bir şey söylemiş yani. Oldun. Bir şey değil. Çıkarıldığında sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Sütyen. Abi bu arada sütyen ne rahatsız bir şeydir ya. Bir düşünüyorum da şimdi. Gerçi yakında takacak seviyeye geleceğim de. Bir deneyeyim bir gün. Ya gerçekten sütyen kadar rahatsız bir şey olamaz ya. Hani eminim böyle meme ucu falan gözükmese. Gerçi var onun bantları da. Hani kızları hiçbiri takmaz, bak ben size söyleyeyim. Böyle bir ayılar olmasa memlekette kimse takmaz. Avrupa'daki gibi. Tamam abla, sütyenini çıkardın. Bir şey yok. O yani. Çıkardığımda beni rahatlatan bir şey. Kafamdaki düşünceler ya. Çıktıkları zaman aşırı rahatlıyorum. Yani. Aga be. Kentsel dönüşümler içimde... Efendim, çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Küfür. Yani küfür edince rahatlıyorum ya sinirlendiğimde. Ben daha de iyi oluyor. Anın s**k boru çocuğu. Ya da ya da avradın s**kim gibi. Gözlüğüm. Çünkü gözlüğümü çıkardığımda direkt yani rahatlıyorum. Yani bütün gün bu takılı iz falan yapmış hatta burada. Yani çıkardığımda gayet rahatlıyorum. Efendim çıkardım. Aka mı lan bu? Sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Sütyen abi. Beni rahatlatmıyor ama öyle diyorlar. Bilmiyorum tam olarak. Lastiğini falan çıkarıyorlar herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama. Para. Para, para. Para çıktığında rahatlıyor mu? Harcayınca mı rahatlıyor? Neyi vurguladı orada? İnsanlar. Hayatından insanları çıkartınca. Evet abi, doğru. Hayatından gereksiz insanları çıkardığında çok büyük yüklerden kurtuluyorsun. Güzel. Rahatlıyorum. Çıkardığımda nedir? Silahım varsa çıkardığımda rahatlarım. Lavaboya gittiğimde rahatlarım. Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Spor. İdrar. Bir. Bir. İkincisi o. O işte, Allah sana. Bok diyor, bok. O diyorum işte artık, Allah. Pantolon. Çıkardığınızda sizi rahatlatan... Sen ne yapıyorsun onu koyayım? Rahatlatan bir şey söyler misiniz? Ah, pardon. Çıkarınca rahatlatan tek şey şu anlık maske ya. Gereksiz boş insanları çıkardığım zaman çok rahatlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Maske. Çok rahat hissediyorum şu an kendimi. Bunu taktığım an boğulacak gibi hissediyorum. Çıkardığımda çok rahatlıyorum. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Tarlak. 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 Çıkardığınızda rahatlatan bir şey? Diken. Parmak diki. Kemer. Çıkarttığım zaman rahatlıyorum. Çıkardı. Bu arada bütün gün böyle pantolon, kıyafet, harbi üstün dolu dolu. O eve girip her şeyi çıkardığın zamanki rahatlık harbi müthiş ya. Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Tabii ki gengirmek.
Oğlum gengirmek yeni bir terim mi? Ben mi cahilim ya? Geğirmek değil midir oğlum o? Bir yerde mi gengirmek deniliyor ona? İkinci duyuşum çünkü bu. Hatay yöresinde gengirmek deniliyor. Ha. Rahatlatan bir şey. Gömlek, pantolon, gömlek, ayakkabı. Çıkardığım zaman mı? Para. Çünkü para güç demek. Çıkardığımda rahatladığım bir şey kıyafetlerim. Giydiğim zaman da rahatlıyorum ama çıkardığımda da rahatlıyorum. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey var mı? Balgam. Balgam. Vallahi çıkardığında rahatlatan. Yani parfüm yani rahatlatıyor. Çıkardığında. Gaz çıkartıyor ya parfüm. Rahatlatıyor. Öksürük. Çorap. Çıkardığında. Gaz çıkartıyor ya parfüm. Rahatlatıyor. Öksürük. Çorap. Ayağım. Terliyor abi. Rahatlatıyor. Osuruk yani abi gaz çıkartmak direkt. Öyle değil. Abi dersin gaz çıkarırsan insan rahatlar. Teşekkür ederim efendim. Çıkarıldığında rahatlatan. Örneğin cüzdan arka cepte cüzdan. Yani otururken rahatsız ediyor çünkü. Tokayı çıkınca rahatlıyoruz. Neyi çıkardığında rahatlarsın? Dükkan abi. Çıkardığınızda rahatlatan bir şey söyler misin? Çiş. İçimdeki kötü sözler yani birine karşı olan. Maske. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey. Çorap. Çorap da çok rahatlatıyor. Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Bilmiyorum. Uyurken küpe mesela. Baksır. Söylerdim. Başka bir şey var da. Çıkardığında rahatlatan bir şey söyler misin? Söylemeyeyim bunu ya. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Oha sese bak çocuğun. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Ayakkabı. Şimdi ayakkabı günlük ayak yorgunluğu yürüyoruz bütün gün. Ayak terliyor biraz. Çıktığında kokusu da beraber. Benim abi iğne. Çünkü çıkardığında çok rahatlıyorum. Mesela hastanede falan. Nereye batıyor? Çok iğne? Rahat oluyor. İğne nerene batıyor? Ayağıma, arka tarafıma, her yerime. İdrarım. Çişim yani. Alışveriş veya kuyumcu. İdrarım. Çıkardığınızda. Nasıl çıkardığınızda? Çıkardığınızda mesela gözlük, küpe, bunun gibi. Rahatsız eden. Ya şu her şu çiş muhabbetini gördüğümde Caddebostan sahilde yanımda altında eteği varken şöyle garip bir pozisyonda yere oturup işeyen arkadaşım aklıma geliyor. Arkadaşım yani işte tanıştığım insan diyeyim. Ya ben bir kadının o şekilde işeyebildiğini 32 yıllık hayatımda bak o gün şahit oldum. Bir daha da görmedim. Sabahın altısında dedeler, babalar çıkmış böyle spor yapıyorlar. İşeyecek hiçbir yer yok. Oturduğu yere işedi oğlum. Bir saniye çok çişim geldi dedi böyle. Arka, sağ bacağını arkaya uzattı. Öndekini de kırdı böyle. Flaş gibi amına koyayım. İşedi lan. Böyle altından çıktı. Kalk dedim amına korum böyle dünyanın ızdırabını sikeyim. Ne iğrenmiştim ya. Harbiden yalan değil yani. Birebir yaşadım. Bir dakika şunları da çok merak ediyorum. Ya da bunları sonra mı izlesek? Saat 9'a gelmiş. Korku oyununa mı geçsek ya? Ha dur Burçay ne yazmış? 20.39'da 15 dakikaya evdeyim demiş. Dur bakayım. Kafamda kentsel. Ne no, what? Ya tabii biz o konuda rahatız çiş konusunda. Bir köşeye gidiyorsun, işiyorsun da. Yok yok o şimdi bakın bu korku oyununu yapanlar Türkler. Türk iki arkadaş mı? Tam emin değilim. Yani tam detaylı konuşamam ama bayağıdır bana ulaşmaya çalışmışlar. Bit atmışlar, donate atmışlar, mail atmışlar. Hiç denk gelmedim bilmiyorum. Ondan sonra sağ olsunlar. Ben de bugün Discord'larına gittim. Oh be sonunda ulaştık sana falan dediler.